Merhaba sevgili çocuklarım. Hepiniz Eğitim Tokat TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Beyhan öğretmeniniz. Sevgili çocuklar, bugün sizlerle birlikte matematik dersinde şekillerin alanlarını birlikte ölçeceğiz. Alan kavramı ne demek? Bunu birlikte anlamaya çalışacağız. Dilerseniz birlikte dersimize geçelim. Sevgili çocuklar, bakın orada bir usta var. İsmi de Mehmet'miş. Acaba Mehmet Usta önündeki duvara ne yapmak istiyor? Hadi gelin birlikte okuyalım. Mehmet Usta duvarı fayanslarla kaplamak istiyormuş. Ustanın kullandığı fayans sayısına göre sevgili çocuklar, duvarın yüzey ölçüsünü bulalım. Hadi gelin birlikte sayalım. Bakalım birinci fayansı yerleştirmiş. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Evet, duvarı ne yaptı? Fayanslarla kapladı. Peki, duvarın yüzeyini kaç tane fayansla kapladı birlikte saydık? 12 tane, öyle değil mi? İşte sevgili çocuklar, Mehmet Usta'nın yaptığı duvara bakarak biz şunu söyleyebiliriz. Geometrik şekillerin yüzeyinin büyüklüğüne biz alan adı veriyoruz sevgili çocuklar. İşte o duvarın alanını ne yapmış oldu? Fayanslarla kaplamış oldu. Diğer örneğimize bakalım. Burada sevimli bir arkadaşımız var. İsmi de Duru'ymuş. Duru ne yapmak istiyor acaba? Duru'nun da hemen yanında kırmızı kaplı bir kitabı var. Duru, dikdörtgen şeklinde kitabının yüzeyini not kağıtlarıyla kaplamak istiyor. Üç sıra halinde ve iki not kağıdından oluşacak şekilde kaplamayı düşünüyor. Dikdörtgen şeklindeki kitabın alanını ne yapalım? Birlikte bulalım. Şimdi bakın, evet, not defterimizin üstünü, kitabımızın üstünü kaplıyoruz. Sayalım birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane not kağıdıyla ne yapmış oldu? Defterinin kapağını, yüzeyini ne yapmış oldu? Duru kaplamış oldu. İşte biz ne dedik buna? Kapağın alanı, yüzeyi dedik sevgili çocuklar. 6 not kağıdı ölçüsünde diyebiliriz. Bir diğer örneğimize baktığımızda da orada da bir yemek masası var. Burada da rüzgar var. Rüzgar ne yapmak istemiş acaba? Rüzgar yemek masasının üzerine sarı peçetelerle ne yapmak istiyor? Kaplamak istiyor. Masanın alanını peçetelerin ölçüsüne göre, sayısına göre bulalım sevgili çocuklar. Hadi gelin rüzgarla birlikte masanın üstüne sarı peçeteleri yerleştirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bakın gördünüz mü? Tamamen masanın üzerine ne yaptı sevgili çocuklar? Boşluk kalmayacak şekilde peçetelerle kaplamış oldu. Peki masanın bu alanını kaç peçeteyle biz kaplamış olduk? 8 peçeteyle ne yapmış olduk? Kaplamış olduk. Alanını o zaman diyebiliriz ki 8 peçete ölçüsü kadar diyebiliriz sevgili çocuklar. Bir diğer alan örneğimize baktığımızda da burada da karşımıza Defne çıkıyor. Acaba Defne ne yapmış? Bakın Defne'nin önünde bir mantar pano var. Mantar panoya Defne not kağıtlarını yapıştırmak istiyor üzerine ve de yapıştırıyor da. Panonun da alanını biz Defne'nin yapıştırdığı not kağıtlarına göre sayarak bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 tane ne yapmış? Defne not kağıdını mantar panonun üzerine tamamen yapıştırmış. Bütün alanı kaplamış, öyle değil mi sevgili çocuklar? Boşluk kalmayacak şekilde bütün yüzeyi kaplıyorsa işte biz ona ne diyoruz? Alan diyoruz sevgili çocuklarım. Sevgili çocuklar, alan konumuzun sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde görüşmek ümidiyle hepiniz hoşça kalın.